Sevgili takipçilerim, bugün sizler için ben Yozgat yöresine ait bir yağlama yapacağım. Şimdi burada birazcık göz kararı unumuz var. Tuz attım. Böyle. Su koyacağım. Birazcık şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğim. Bizler bunu Yozgat'ta çok yaparız. O suyunu da azar azar döküyorum ki şu olmasın, şöyle çok cıvık bir hamur olmasın. Şimdi kaşığımızı da çıkartalım içinden. Bismillahirrahmanirrahim. Sahurda bu da çok güzel gidiyor. Onun için bundan yapmak istedim bugün. Hamurumuz bu şekilde tamam. Şimdi hemen bezesini de alacağım. Şimdi bezemizi de alıp bunun içine koyacağım üzerine. Yumuşaklığı da bu şekilde hamurumuzu. Bu şekilde bezelerimizi alıyorum. Çok büyük de olmuyor. Ceviz büyüklüğünde. Şimdi açma işlemine başlıyorum. Böyle açtım şimdi. Bunları pişireceğim. Pişirmeye götürüyorum. Böyle bu şekilde pişireceğim bunu. Bezimi de sereyim. Mayalı gibi de kabardı hamurumuz. Güzelce. Çayımızı da burada demledim. Sahurumuza hazırlığa başladık şimdi. Şimdi bunu alıyorum. Bu şekilde tekrar bir tane daha koyuyorum. Hemen bu soğumadan üzerine tereyağımı sürüyorum bu şekilde. Arasına da peynir dürüp böyle şimdi saracağım. Onu da göstereceğim sizler için. Çok nefis bir tat veriyor o da. Peynirimizi de koyayım içine. Bizim yine çömlek peynirimiz.
Böyle bu şekilde. Bunu böyle dürüm yaparız. Bu böyle kalsın kenarda. Size bir tane daha göstereyim. Ondan sonra ben diğerlerini yapmaya başlayayım. Biraz yerim dar oldu ama yapacak bir şey yok. Mutfağım küçük birazcık tezgahımlayım. O yüzden mecburen böyle oluyor size göstermek için de. Çıkarmam da zor oluyor. Ama kalsın sıcağıyla erir o. Şöyle bir çevireyim. Böyle kıvırıyorum ki ya toplanınca oraya akmasın diye. Bütün işlemlerimi bu şekilde yapacağım. Şimdi yağlamamız hazır bu şekilde. Ben sadece isteklerine göre yağladım. Diğerlerini boş bıraktım. Bu şekilde de yemesi. Bu da yenmez mi yani? Maşallah ne kadar güzel oldu. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın.